Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz resimli bir soru. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Şıklara bakalım. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Tehlikeli viraj yön levhasıdır. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? A otobüs, B traktör, C otomobil, D iş makinesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Otobüs. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir? A. Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak. B. Öndeki aracın sağa yaklaşmasını engellemek. C. Selektör yapmak. D. Hızını arttırmak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır? A. Hız sınırlamasına. B. Trafik yasaklarına. C. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya. D. Çevreyi rahatsız etmemeye. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya. 1. Deri bütünlüğü bozulmuştur. 2. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 1 doğru 2 yanlış. B. 1 yanlış 2 doğru. C. Her ikisi de doğru. D şıkkı ise her ikisi de yanlış. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1 doğru 2 yanlış. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Açık havaya çıkarılır. B. Yoğurt yedirilir. C. Tuzlu su içirilir. D. Kusturulur. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Açık havaya çıkarılır. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Ani duruş kalkış yapmak. B. Devamlı düşük vitesiyle gitmek. C. Devamlı büyük vitesiyle gitmek. D. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? A. Buji. B. Soket. C. Ampul. D. Sigorta. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sigorta. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır? A. Adı ve soyadının öğrenilmesi. B. Kullandığı ilaçların belirlenmesi. C. Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi. D. Solunum sayısının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Solunum sayısının değerlendirilmesi. Aracın hızı azaltılır. En sağ şeride varsa banket üzerine geçilir. Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır. Yukarıdaki uygulamalar araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması halinde yapılır? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir? A. Kırık. B. Çıkık. C. Burkulma. D. Çarpma. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Burkulma. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C.
C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali, trafikte hangi temel değere sahip olduğuna örnektir? A. Yardımlaşmaya. B. Öfke duygusuna. C. Bencil davranmaya. D. Aşırı tepki göstermeye. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşmaya. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli. B. Güvenlik şeridinden devam etmeli. C. Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır. D. Müziği sonuna kadar açmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? A. Dikkatin dağılması. B. Kural ihlallerinin azalması. C. Direksiyon hakimiyetinin artması. D. Kazaya karışma olasılığının azalması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Dikkatin dağılması. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? A. Göz bebeklerinin küçülmesi. B. Kişinin aktif ve huzursuz olması. C. Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması. D. Parmak uçları ve dudaklarından başlayıp yayılan morarma olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? 1. Sola dönüş lambasını yakmalı. 2. Hızını azaltmalı. 3. Geniş bir kavisle dönmeli. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur? A. Motor yağı. B. Fren hidroliği. C. Akü elektroliti. D. Cam suyu antifrizi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Cam suyu antifrizi. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? A. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiniyle değiştirilmesi. B. Görünmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. C. Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi. D. Zarar veren sorumlunun zarar karşılığını ve masrafını ödemesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerine yol vermelidir? A. Minibüs kamyona. B. Kamyon minibüse. C. Hızı fazla olan diğerine. D. Yolcu sayısı fazla olan diğerine. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kamyon minibüse. Devam ediyoruz. Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir? A. Banket. B. Terminal. C. Hemzemin geçit. D. Taşıt yolu kaplama. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Taşıt yolu kaplama. Normal yetişkin bir insan kanama sonucu vücudundaki kanın yüzde kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? A5, B10, C15, D20. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.
%20'sini kaybederse tehlike oluşur arkadaşlar. Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır ve benzeri değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Beden dili. B. Konuşma üslubu. C. Trafik adabı. D. Trafikte hak ihlali. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik adabı yazılmalıdır arkadaşlar oraya. Devam ediyoruz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Treylerin giremeyeceğini. B. Kamyonun giremeyeceğini. C. Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini. D. Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kamyonun giremeyeceğini. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? A. Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi. B. Kazaya karışan aracın yerini değiştirilmesi. C. Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması. D. İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi yasaktır. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? A. Gazlı bez. B. Oksijenli su. C. Kağıt mendil. D. Ağrı kesici ilaç. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Gazlı bez. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? A. Fren balatalarının aşınması. B. Karter contasının yırtılması. C. Hava filtresinin kirlenmesi. D. Rot ayarının bozulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Karter contasının yırtılması. Araç lastiği değiştirirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. El freni bırakılır. B. Vites boşa alınır. C. Debriyaja basılır. D. Tekerleklere takoz konulur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Tekerleklere takoz konulur. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı arttırır? A. Asabi. B. Saygılı. C. Hoşgörülü. D. Bencil olmayan. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Asabi. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? A. Asabi. B. Öfkeli. C. Stresli. D. Hoşgörülü. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hoşgörülü. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. İş makinesi otomobile. B. Otomobil iş makinesine. C. Şeridi daralmış olan diğerine. D. Dingil ağırlığı az olan diğerine. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İş makinesi otomobile. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması. B. Ağzından bol sıvı verilmesi. C. Üzerinin örtülerek sıcak tutulması. D. Yaşamsal bulgularının incelenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ağzından bol sıvı verilmesi. 1. Dikkatin dağılması. 2. Kural ihlallerinin artması. 3. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A. Toplu taşıma araçlarının. B. Sanık veya suçlu takip eden araçların. C. Can kurtaran ve yaralı taşıyan araçların. D. Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Toplu taşıma araçlarının. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en azı indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? A. Polen filtresi. B. Park sensörü. C. Açılabilir tavan. D. Aktif gergili emniyet kemeri. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aktif gergili emniyet kemeri. Devam ediyoruz arkadaşlar. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir? A. Karter. B. Manifold. C. Silindir kapağı. D. Motor bloğu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor bloğu. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? A. Bayılma. B. Beyin kanaması. C. Yüzün kızarması. D. Aşırı dozda alkol alımı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yüzün kızarması. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır? A. Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması. B. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. C. Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi. D. Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması. Sıradaki sorumuz resimli bir soru. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? Şıklara bakalım. A5, B10, C15, D20. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 15 metre. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Şıkları okuyalım. A. Yayanın geçmesini beklemesi. B. Yaya geçidine uygun mesafede durması. C. Yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi. D. Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yayayı ikaz ederek beklemesini istemesi yanlıştır. Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? A. Bayılma. B. Şok. C. Kansızlık. D. Koma. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bayılma. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir? Şıklara bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Omuz ve koldaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? Lütfen dikkatli bakalım. Normal hayatımızda da bize çok lazım olacak bir soru. A. Kasık bölgesine. B. Şakak bölgesine. C. Çene altı bölgesine. D. Köprücük kemiğin iç kısmına. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Köprücük kemiğin iç kısmına. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur? A. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. B. Yalnızca şehir içi, şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. C. Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar. D. Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?
A. Hasta oturtularak merhem sürülmeli. B. Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı. C. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı. D. Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? A. Karın yaralanmalarında. B. Bacak yaralanmalarında. C. Göğüs yaralanmalarında. D. Omurga yaralanmalarında. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Omurga yaralanmalarında. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? A. Yaşı, B. Boyu, C. Cinsiyeti, D. Vücut ısısı. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vücut ısısı. Trafik kazalarında ölümlerin %80'i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Kazazedenin yalnız bırakılması. B. Baş boyun gövde ekseninin korunması. C. Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması. D. Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Baş boyun gövde ekseninin korunması. 1. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir. 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 3. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A. Etrafı temizlemek. B. Kalp masajında kullanmak. C. Yaraları kapatmak ve sarmak. D. Kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak. Evet arkadaşlar, sınavımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.